tekrar aday yapacak herhalde. Çünkü niye tamamını görevden aldı deyince hiçbir böyle bir sıkıntımız olmadı. Ondan sonra bu aday yapılmama şansımızın olabileceğiyle ilgili duyumlar gelmeye başladı. Ondan sonra da adayımız duyuldu. Biz bu adayımızla kazanma şansımızın olamayacağını ifade etmeye çalıştık. Bunu yaparken Allah razı olsun ediyoruz. Çünkü niye? Fatih Bey daha gayretli, genç, dinamik bir arkadaş ama Bolu ile irtibat konusunda sıkıntısı olan bir arkadaş olduğu için biz onu hissediyoruz. Tabii atanma kolay ama seçilmek o kadar kolay bir şey değil. Ve eğer bizi kesin yapmayacaksanız kazanmakta zorlanabiliriz. Ettiğinizi yapın. Altına belediye başkanımız vardı. Dedim ki o arkadaş tabii Bolu. Dört duvarlı. O arkadaşın Ankara'daki çalışmaları sayesinde intibası Bolu'da kötü değil, iyi. Bu intiba üzerine birlikte hareket edersek seçimi kazanabiliriz. Bu konuda ben altta belediye başkanımızla da görüştüm, onu da ikna ettim. Bunu da söyledim. Ama bütün buna rağmen herhalde benim aday yapılmadığından dolayı böyle konuştuğumu, AK Parti 3 dönem kazandığına göre kimi koysak kazanırızı Cumhurbaşkanımıza ilettikleri için, bir de bizim aleyhimde neler ettiğini bilmiyoruz tabii. Ha, bana dediler ki sen dördüncü dönem Tayyip Bey yerine olsan Halihat Yılmaz'la çalışır mısın dediler. Durdum, çalışmam dedim. Niye? Deli bir adam. Dışarıdan bakılan. Dolayısıyla devamlı kendine şikayet gelen adamla niye çalışayım ben? Eğer kazanabiliyorsam. Onun için dedim, Tayyip Bey yerine olsam ben Halihat Yılmaz'ı kazanabilirsem, kazanacağım kanaatinde varsam aday yapmazdım. Dedi. Tabii aday olmadığımız kesinleşti. Ya o gece yattım yatağa. Ya sanki içimden ılık ılık bir şey çıkıyor böyle. Dedim herhalde ben yavaş yavaş üşüdüyorum dedim. Sabah oldu böyle bir rahatladım. Yani böyle öyle bir rahatlama ki. Yani sanki bir ilaç almışım da böyle Allah Allah dedim. Akşama kadar dolaştım. Akşam bir daha eve gittim. Ya müthiş bir rahatlama var. Ya dedim Allah Allah, bir doktora gideyim herhalde dedim. Sonra akşam yattım, namaz kıldım falan şöyle bir... Ya ben kendime gelmişim. Çünkü niye? 15 yıldır hanım yok, çocuklar yok, eş, dost, akraba, ana, baba yok. Bolu diye bir şey var. Adam oraya kenetlenmiş, girilmiş, önünde başka hiçbir şey görmüyor ve dünya ve gelecek sadece Bolu olarak görüyor. Böyle bir adam. Ha, aday yapılmayınca vidaları gevşettiler, o gerginliği var ya, bırakverdiler, lan bir bakladım, müthiş bir rahatlama oldu. Ve öyle bir rahatlamayı ben aday yapılmayınca gördüm. Eğer aday yapılsaydım, bir 5 yıl daha öyle gergin. Şimdi yeniden aday bir, yapılırsanız, adam diyor musunuz? Şu an tabii buradan isterseniz bir başka konuya geçeyim. Alaaddin Yılmaz belediye başkanlığını bıraktıktan sonra yayladaydı. Niye yayladaydı? Evet. Ve hem tenekeciler hem de tenekecilerle birlikte hareket eden yapılar veya buna sebep olan sorumlular. Türkiye'de
namuslu bir belediye başkanı veya bakan veya sorumlu mevkideki bir adamın olabileceğine kimse inanmak istemiyor. Ben ilk belediye başkanı olduğumda Gacasu yolunun işte ikiz evlerdi vardı, oğlunundu, bilmem öbür tarafta araziler var, fabrikalardı, bilmem ne. Ya ben... Ya bu adam maaşla geçiniyor. Maaşıyla geçinebilecek bir belediye başkanı algısı toplumda görünmüyor. E o zaman görevde olanlar mı ahlaksız? Yoksa dışarıdakiler mi onları ahlaksızlaştırıyor? Bunu kavrayabilmek mümkün değil. Şu anda Alaaddin Yılmaz yüzlerce dairesi var, değil mi? Yüzlerce arsası da var, doğru mu? Bilmem, doğru mu? Bu değil mi yani? Bu tenekeciler bunları konuşmadılar mı hep? Bunları yazanlar da olmadı mı? Var mı efendim malınız mülkünüz? Namusuyla, maaşıyla çalışan bir adam olabileceğine inanmayanlara hakkımı helal etmiyorum. Ben helal etmeyince Allah da helal etmeyeceğini söylüyorum. Çünkü bu kul hakkına girer. Ama belediye başkanlığı veya başka görevlerde olup da ahlaksızlık yapanların da Allah belasını versin diyor. Ve şimdi mevcut idareye soruyorum şunu da. Alaaddin Yılmaz 18 madde bir sürü laflar ettiniz bugüne kadar. Nerede nesi varsa çıkartmazsınız, siz de bu sınıftasınız. Sadece kendim için değil, ola ki bunu eşim dostum için yapmış olabilirim. Veya hiç tanımadığım birisi adına bir şeyler yapmış olabilirim. Her şey elinizde kardeşim. Araştırın. Eğer bunları bulamazsanız toplum nazarında hakkınızı helal ettin. Yoksa benim aleyhimde şunu yaptı, buraya şunu yaptı, şunları ele geçirdi. Yani belediye başkanlığı kendi ve eşi, dostu veya akrabaları nezdinde kullandı diye yaygara yapanların hepsinden hakkımı helal etmiyorum. Allah belalarını versinler diyorum. Namuslu çalışan insanları namussuzluğa itmesinler. Bunlar da namussuzluğa itilenler kadar namussuzdurlar diyor. Yani Türkiye'de görev yapıp da namusuyla görev yapan insanı hazmedemeyen hazımsızları ve fitne yaratan bu insanları Allah'a havale ediyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Ama görevlerini kendi ve çevresi için kullanan namussuzlara da Allah belalarını versin diyorum. Bu konuda kimin elinde ne belge, bilgi varsa bunu ortaya dökmeyenlerin de Allah belasını versin. Şimdi Alaaddin Yılmaz belediye başkanlığı bitti. Belediye başkanlığı bitmeden önce şu an Çin devlet başkanının imzaladığı bir protokol. Çin devlet başkanı, tekrar ediyorum. Cumhurbaşkanı, bu Türkiye Cumhurbaşkanı da Çin devlet başkan yardımcısı imzalandığında İstanbul'da imzaladığı protokolla Türkiye'de 3-4 ilgilendiren tavuk gübrelerinden elektrik enerjisi üretmeye yönelik bir tesis kuracak. Ve bu Çin devlet şirketiyle yapılacak. Başlasaydı şu an ne noktalara gelirdi? Ben de o günün çevre müdürüne dedim ki nasıl olsa belediye hudutları dışında olacak. Çevre müdürüne dedim ki sen Orman Sırrı Bey sağ hala ve Tahsin Bey. Tahsin Bey de sağ. Hepsi sağ. Allah'a dedim ki öyle bir yer bulun ki
kimsenin şikayeti olmasın. Bu nasıl olsa belediyenin dışında olacaktı diye bildiğim için onlara söyledim. Bulduk dediler. Problem yok mu? Yok dediler. Lan nereyi bulmuşlar? Çimento fabrikası yanında bulmuşlar. Bir gittim ki bu sayıdığımdan iki tanesi vatandaşlarla bile gitti ayaklanmış. İş benim üzerime kaldı. Ben de sahiplendim. O tesis hala kurulamadı. Bolu gibi 4 tane ilde tavuk gübreleri dolayısıyla hem yer üstü hem yer altı sularımızın sıkıntıya düştüğünü ve ben bunu kendi kümeslerimde yapmak istedim. Niye? Kümes borçlarını ödeyemedim. Bolu'da kümes giderlerinin en büyük gideri ısıtma gideri. Isıtmayı kendi bünyesine çözebilir miyiz diye çalışma başlattım. Param olmadığı için de işte birkaç arkadaş yapacaktık. Neyse defteye girmeyeyim. İş benim üzerimde kaldı. Benim oğlana da çekler kestirmişler. Protokol da yok. İşletmeyi kuracak adamla. Yani bir... Eyvah. La bir baktık yanımızda kimse kalmadı belediye başkanlığından sonra. Adamı çağırdık. Dedi ki, ya bugün kadar sana ödediklerimiz var ya, sana helal olsun. Çeklerimiz ver. Ekipmanı da al götür dedik. Adam dedi ki, ya dedi, ben dedi çekleri sattım. Piyasalar şimdi, ne yapacağız? Bizim bunları ödeyebilme şansımız yok ki. Takriben 1 milyon civarında bir yatırım. Biz de onu yapıp ondan işte ısıtma giderlerimizi indireceğiz ki hem buradan para kazanacağız çünkü yılda 500 bin lira civarında ısıtma gideri var. 500 bin lira yılda daha fazla para ödeyeceğiz kümeslere. Kümes borcunu ödeyeceğiz. Bizim amacımız bu. Biz gayet bir de bunu yaparken de eski projemiz olan tavuk gübrelerinden kurtulmanın yolunu arayacağız. Böyle bir şey girdik mi? Çekler de gelmedi. Ne olacak? Şimdi millet keyif yapıyor diye şeyde. O sırada dedik ki bir yerden kredi alalım. Bunu bitirelim. Ondan kazanalım. Ödeyelim dedik. Kredi almak esnaf kefalarında en uygun kredi veriyormuş. 4,5 adama. Rica ettik. Onlar adına kredi çektik. 4,5? Adam. Buçuk niye? Bir adam 150 lira. He. 150 bin lira bir adam. Ha, anladım. Bir tanesinden tam olmadığı için dedim. Anladım. O zaman. Anladım. Tamam çektik. Ve ödüyoruz. Ve işle bitireceğiz. Ve çalıştıracağız. 3 aydan önceye 40 bin lira ödemem gerekiyor şeye. Geri ödeme. Üç ay hemen geri veriyor. Dedi ki şuradan şunları satalım. Hiç kimse almıyor. Yanında hiç kimse yok. Şimdi bir de öbür tarafı söyleyeyim. Herhalde 15 milyon civarında para alıyordum ben. Belediye başkanı bitince belediye başkanlığından emekli olduğum için de 7 bin liraya düştü bu. Şimdi ayda 15 bin lirayla geçinen bir ailede 7 bin liraya düşünce bir sıkıntı olur mu? Olur. Evet ama asgari ücretle geçinmeye... Devam edeceğim şimdi. Daha, ama bak, evet. Standart. Evet tabii. Ondan sonra Narven'den yer almıştık. Ayda 2 bin lira oraya ödüyorum. 7 bin liradan 2 bin lira düştü, 5'e düştü mü? 2 bin lira da annemin bakım parası ödüyorum. Bakım belediyeden mi? Hayır canım, bir kadın bakıyor. Özel. Onu ödüyor. Yani 2 bin lirasını ben ödüyorum. Anladım. Tamam. Düştü. 3 bin liraya. Araban var mı? Araban var mı? Buyur. Var. Yok.
Çayımızı tazeliyoruz. Çayı tazeleme değil. Bir arkadaşım Necip Çarık'tı, bir araba verdi bana. Arabam o. Benim siyaseti, Bolu'yu bilmem ne düşünmeye şansım var mı? Yarını göremiyorsun. Gece uykun kaçıyor. Sabah olmuyor. 15 yıl belediye başkanlığı yapmış bir adamın bu haline inanan var mı? Kendi çocuklara inanıyor mu? Sen böyle bir yapı yaşadın mı sen? Böyle bir sıkıntı çektin mi? Ben böyle bir sıkıntıyı çekeceğim ve bana çaldır çıt diyecekler. Ne benim, ne eşimin, dostumun, ne bilerek bir başkasının bilerek boğazımızdan bir haram nokta, Allah'a binlerce şükür ki geçti. Dimdik herkese karşı rahat pervasız olabiliyorsam bu yüzden duruyorum. Allah'a şükür bu pandemi dolayısıyla işte esnaf kefedekiler ödenmedi bilmem ne filan. En son ne oldu biliyor musunuz? 3 tane arsam vardı. 3 tane arsamın pandemi süresinde, şimdi bir de işin sıkıntısı şu. Arsaları satışa çıkarıyorum. Evimiz hala satılık. Evin değeri 10 liraysa bana 3 lira veriyorlar. Arsanın değeri 10 liraysa bana 3 lira veriyorlar. 3 lira benim işimi görmediği için satamıyorum. İlk arsamı Karacaoğlu'nun üzerindeydi. Çok eski almış. Hatta bir ara temel de atmıştı, kalmıştı. Oraya bir üniversiteden bir hocam aldı. Üniversite hoca alınca buradan dedim 50 bin lirini ayırıp bir araba dedim. Onun üzerine benim küçük oğlan dedi ki baba dedi 50 bin lirayı bana ver. Benim arabayı al. Ben dedi bir araba alacaktım dedi. Yani onu ve ilk defa 50 bin lira araba sahibi oldum. Necip'e dedim ki Allah razı olsun. O arabayı şu anda 50 bin liraya alamam. Onu da söyleyeyim. O arabanın geçmişte benim Octavia'm vardı belediye başkanı olmadan önce. Skoda. Onu şu oğlumu vermiştim. Onu sattı işte ondan filan alınan bir araba bu da. O arabayı bana 50 bin liraya aldım. Ve üstelik de güzel tarafına biliyor musun? Çok az yapıyor. Müthiş. Ve şu an Narve'nin borcu bitti. Allah'a şükür. 2000 lira kurtuldu. Bu pandemi süresinin işte belli bir zamandan sonra anama bakıcı da ayrıldı. Şu an kimseye müdahale etmeden geçirecek durumdayım. Ve şu an benim aleyhimde yazan, çizenler de dahil olmak şartıyla. Kimin elinde Alaaddin Yılmaz'ın namusluluğuna dair en ufak bir şey varsa ben helalleşmeden öbür dünyaya gitmek istemem. Tekrar ediyorum, maaşıyla çalışan adamları yolsuzluk yapıyor diye yolsuzluğa bulaştırmak için gayret eden insanlar çok şerefli değildir. Ama göreve geldiği zaman da namussuzluk yaparak, görevi kötüye kullanarak böyle insanların bu şekilde bakmaları sağlayan insanlardan da Allah kahretsin. Allah belalarını versin, yaşatmasın. Ve onların yüzünden namussuz çalışan insanlar benim gibi çile çekmesin. Ben şu an ayaktayım yavaşça. Bu yıl sonuna kadar esnaf kefalede ödenecek paraların tamamını hazırladım. Gelecek seneye Allah kerim. Ha, Allah nasip ederse ben bunu niçin yaptım? Tavuk kümeslerinin benim oğlum bir büyük hastalık geçirdi. Allah şifa verdi. Allah şifa verdi. O sırada başka sıkıntılar yaşadı. Ve o güne kadar bizim kümeslerimiz belli bir para kazanarak kendini ödeyebilir durumdaydı. Ondan sonra bizim kümeslerimiz sıradana düştü. İlgi olmadığı için
şu an görüyorum ki ödenebilme şansı borç yok. Ben de gittim borcumuz olan şeye, isterse kümesler alın, isterse bol parsan da isterse onlar alın. Kardeşim benim paraya da ihtiyacım yok, mala mülke de ihtiyacım yok, benim huzura ihtiyacım var dedim. İnşallah o konuda çözüm gelecek. Dolayısıyla ondan sonra bizde bir laf vardır. Kaba kaçmasın. Buradan aşağı kasın başa derlerdi ya. Benim için aşağısı da yukarısı da sağa sola arkası da kasın başa. Hiç kimseye minnet duymuyorum. Sadece hizmet etmekle gurur duyduğum Bolu halkından Allah razı olsun. Beni her gördüğünde kucaklıyorlar ve bayramlarda ve kandillerde ise belediye başkanlığım zamanından daha fazla insanın beni şahsen aradığını duymaktan dolayı Allah'ıma binlerce şükür böyle bir insana, böyle bir halka hizmet etme imkanını bana vermiş diyorum. Benim belki söylemek istediklerim bunlar.